Senin ne işin var burada? Bu ne demek oluyor? Ben şey... Anladım. Aldığın yetmedi, daha fazlasını istiyorsun, öyle mi? Ne demek istiyorsunuz? Ben ne almışım? Gerçekten inanılmaz. Kararlıyım, geri adım atmayacağım diyorsun yani. Ben gerçekten anlamıyorum sizi. Senin gibilerle. Senin gibi fırsatçılarla ilk kez karşılaşmıyorum ben. Ama bravo. Kendi gözlerimle görmemiş olsam ortaya çıkardığın performanstan oldukça etkilenebilirdim. Hala ne duruyorsun burada? Ben bu söylediklerinizle gecik hiçbir şey yapmadım. Bir gün bu söyledikleriniz için çok pişman olacaksınız. Ejder onu beklediğimizi biliyor değil mi Hediye? Tabii tabii Jülide Hanım. Arabayı alayım hemen geliyorum dedi. Niye ben de sizinle gelmek zorundayım anlamıyorum ki. Çünkü öyle gerekiyor küçük hanım. Ama ben gelmek istemiyorum. İnsanlar bazen istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kalabilir Asya'cığım. Zaten bu evde benim ne istediğim ne zaman umursanmış ki. Ya hiç değilse zorla nereye götürdüğünüzü söyleyin. Aslında sürpriz yapacaktım ama o kadar çok mızırdandın ki. Hani yemekte şu kataloğa bakıyordun ya, bir elbise çok hoşuna gitmişti. Else o elbiseyi dikmeleri için moda evine sipariş verdim. Benim için. Asya'cığım bak, görünce bayılacaksın. Jülide Hanım o kadar güzel bir kumaş seçti ki senin için. Bir de kumaş seçtin öyle mi? Ama bana sormayı hiç aklına getirmedin. Sen modeli beğendim deyince... Modeli beğendim evet. Ama seçtiğin kumaşı beğenecek miyim? Bakalım. Beğenmezsen giymezsin kızım. Sorun bu mu sanıyorsun? Ya benim adıma kararlar almandan bıktım anneanne. Ben çocuk değilim, anladın mı? Çocuk değilim. Ben mutlu olacağını düşündüm. Hayır, olmadım. Hem zaten ben Yıldız ablayla gidecektim moda evine. Niye sizle geliyorum? İyi ya kızım, onunla da gidersin. Hem bir yerine iki elbisen olmuş olur. Fena mı kızım? Çok beklemedim inşallah. İyi misin evladım? Bir yerine bir şey olmadı değil mi? Yok yok Jülide Hanım. Buyurun. Bunları duymaya hak edecek bir şey yapmamışmış. Bunları söylediğime pişman olacakmışım. Daha ne olacağım? Burnumuzun dibine kadar girmişsin. Hem de dibine kadar. (Gülüyor)
Oh, hayır, hayır. Hayır, şimdi değil. Şimdi sırası değil. Oğuz'la konuştun mu? Evet. Ne dedi? İkna edebildin mi? Maalesef. Ne demek maalesef? Yapmamı istediğiniz her şeyi yaptım. Söylemem istediğiniz her şeyi söyledim. Ama işe yaramadı. İşe yaramadı ha? Yıldız Hanım, Oğuz Bey'i siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Bu yola baş koymuş durumda. Bunu ben de biliyorum zaten aptal herif. Çocuğun öldüğüne inandıracak kanıtlar hazırlayacaktın. Ne diye o kadar para verdim ben sana? Ya anlamıyorsunuz. Oğuz Bey daha ilk dakikada ölmüş olabilir dediğimde kovdu beni. Hazırladığım kanıtlara bakmadı bile. Kovdu mu? Ah Oğuz ah. Ne zaman bir hayaletin peşinden koşmakta usanacaksın. Daha ne kadar erteleyeceğiz hayatımızı. Anla be adam. Çocuğun ölüsü de dirisi de yok. İyi misiniz? İyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? Aman ne yapacağım ben? Beni duyuyor musunuz? Açın gözlerinizi ne olur. Yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Hepsi gitti Allah kahretsin. İyi misiniz? Açın gözlerinizi ne olur. Açın. Beni duyuyor musunuz? Hadi. İyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? Açın gözlerinizi ne olur. İyi misiniz? Duyuyor musunuz beni? Hayır ya, hayır. Ne halt ediyor acaba? Anlamadım. Açma. Ama neden açmayayım? Hayır. Hayır, 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 hayır. Açın gözlerinizi, hayır. Toplantıya evde hazırlanacağım demiştim.
Şoför bey. Şoför bey yardım edin lütfen. Geçmiş olsun abla. Abinin nesi var? Dikkat et. Yavaş yavaş. Tamam. Tamam oldu işte. En yakın hastaneye gidiyoruz. Hayır. Hayır? Hayır mı? Güneş Hastanesi. Güneş. Güneş Hastanesi mi? Güneş Hastanesi'ne gidiyoruz biliyor musunuz? Biliyorum tabii abla. Bu işi bir yapıyorsan bileceksin. Hoş geldin patron. Şu sana dün bahsettiğim deniyorlar gelmediler mi hala? Oğlum ne bakıyorsun o zaman bön bön? Arasana şunları. Hemen patron. Alo, Hüsrev abi. Ben Çakı. Patron ne zaman geleceğini soruyor. Tamam, tamam. Geliyorlar patron. Güzel, güzel. Gelsinler, gelsinler de kuralım karalım kartlarımızı yeniden. Ah, ah azizem, ah azizem. Bekle azizem, bekle. Çok az kaldı. Kendi ayaklarınla gelip kollarıma atılacaksın. Ya bu tilki vakkas nerede kaldı ki? Oğlum ne dikilip duruyorsun? Koş, ustana bir bol şekerli kahve yap bakayım. Tamam patron. Koş. Vay vay. Ben de tam nerede kaldı bu vakkas efendi diyordum. Gel gel, hoş gelmişsin gel. Geç otur şöyle. Hani sana kendine dikkat et, ilaçlarını düzenli kullan. Yoksa hayati sonuçları olabilecek bir atak geçireceksin demiştim ya dostum. İşte bu o atak. Gerçi sana söylediklerim bir kulağından girip öteki tarafından çıkıyor. Yine başlama. Başlarım. Bak ama bir şey olmadı. Hala hayattayım. Kimin sayesinde acaba? Tam zamanında ve doğru müdahale. İyi de Oğuz hastalarını herkesten saklardı. Sizinle bu bilgiyi paylaşması şaşırtıcı. Ben ona söylemedim. Oğuz'un şeker hastası olduğunu bilmiyor musunuz? O zaman ona şeker vermeniz gerektiğini nasıl anladınız? Şey benim bir arkadaşım vardı şeker hastası. Zaman zaman atak geçirirdi oradan. Yani bu tecrübeniz bizim için büyük bir şans oldu demek. Dostum hayatını bu genç hanıma borçlusun. Ama hala teşekkür ettiğini duymadım. Aç kapıyı ufaklık. Hadi içeride olduğunu biliyorum. Aç kapıyı. Aç da konuşalım. Biz yabancı değiliz, anneni tanıyoruz. Bak sinirleniyorum ama aç şu kapıyı. Buyurun hocam. İlacını almamışsın. Çok sıvı kaybetmişsin. Üstüne üstlük giymemen gereken ne varsa yemişsin. Bak dostum artık dediklerimi yap. Bir dahaki sefere yanında kimse olmayabilir. Bu işin şakası yok. Bugün zamanında müdahale yapılmasaydı şu an en iyi ihtimalle komadaydın. Evet yine başladık. Ölümden korkmuyor olabilirsin ama bu değerlerle atak geçiren hastalar görme yetilerini kaybediyor.
Yan tarafta bir eczane var. İlaçları oradan alabilirsiniz. Ben mi? Pardon ya. Bugünkü aksiyon ikinize de yeter. Şu ilaçları temin edebilir miyiz Berna'cığım? Tabii hocam. Çok nazlandın ama. Hadi aç şu kapıyı. Ali! Adını nereden biliyorsunuz? Çünkü biz polisiz. Biz her şeyi biliriz. Polis mi? Polis ya, polis. Bak işimiz gücümüz var. Hadi açacak mısın şu kapıyı? Bak çocuk. Eğer kapıyı açmazsan anneni tutuklarız. Hapse girerse bir daha çıkamaz o delikten. Ama sen böyle suçlu gibi saklanırsan biz de anneni tutuklamak zorunda kalırız. Kelepçe takarız ellerine. Annemin ellerine kelepçe takmayın. Gel buraya. Gel. Gel. Ayakkabılarını al. Bırak, bırak. Debelenme. Polis Ali Şo'yu tutuklar. Kahraman kılıç kurtarır. Ah Azizem. Bizim masal da böyle başlar. Hiç hoşuna gitmeyecek bir şey de var içerisinde. Sen ne kadar dirensen de ben yine de yazdım. Beni dinliyor musun? Ne dedin? İlaçlar diyorum. Ha evet. Aklın nerede senin? Barış, işimiz bitti herhalde. Ben gideyim artık. Üzgünüm dostum. Tekliklerin gelmeden hiçbir yere ayrılamazsın. Gitmek zorundayım. Daha yeni atak geçirdin. Sen gitmekten bahsediyorsun. Barış. Dostum, ben sana komadan bahsediyorum. Sen bana gitmekten bahsediyorsun. Çok önemli bir toplantım var. Bir ay öncesinden ayarlandı. Hayatından daha mı önemli? Anladım. Gitmene bir şartla izin veririm. Koruyucu meleğin de seninle gelecek. Koruyucu meleğim? Arkadaşım size emanet. Aman diyeyim. İlaçlarına ve yiyeceklerine dikkat lütfen. Bravo Barış. Toplantı iptal. Eve gidiyorum, tamam mı? Güzel. Neden geldik buraya? Erkek erkeğe konuşacağız dedik ya. Bak delikanlı. Annenin ev sahibine borcu varmış. En kısa zamanda ödemezse anneni tutuklayacağım. Hayır, annem hapse atmayın. Ben çalışır ederim. Bir sorun mu var memur bey? Tanıyor musunuz bu çocuğu? Tabii. Annesini de tanırım. Ev sahibinin 3 aylık kira alacağı varmış. Adam karakola geldi. Konuyu biliyorum memur bey. Ben Ali Şo'ya da annesine de kefilim. Onların borcu benim borcumdur. Azize Hanım'la konuşur durumu anlatırım. Siz bırakın çocuğu. Peki öyle olsun. Madem sen kefilsin, şimdilik bu konu burada kapanmıştır. Gidelim biz o zaman. Gerçi düşündüğümüzden çok daha fazla eğlendik burada.
Hadi size iyi günler. İyi günler, iyi günler. Nereye gidiyorsun Aliço? Eve. Ya yine gelirse polisler? Ya seni alıp götürürlerse? Annen gelip arar arar bulamazsa üzülmez mi ha? Hadi gel, birlikte tamirhaneye gidelim, orada bekle anneni. Hadi ama, nazlanma. Polisler seni alsın, annen de üzülsün, onu mu istiyorsun? Hadi. Hadi. Hadi oğlum, hadi. Hadi ama, gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Aa, nerede bu cüzdan ya? Yok. Gitsin. Otobüs de gitti. Nerede düşürdün ya? Neş, otur şöyle. Karnın aç mı? Aa, bak burada ne varmış. Çikolata seversin herhalde. Sevmem. Ya al, al, utanma. Ya Aliço, bak bütün çocuklar çikolatayı sever ama. İyi, keyfin bilir. Gel bakalım Azize, gel, gel. Gel de senin için yaptığım kıyağı gör. Kore, Oğuz Bey'in istediği raporları yazabildin mi? Yok, daha bitmedi. Dosyayı inceliyorum. Ne durumda peki? Vallahi hiç fena değil. Hatta şöyle söyleyeyim, beklentilerimin bile üstünde iyi. Onur Bey tezini çürüttüğün için sana bozulabilir. Vallahi ben masumum. Rakamlar söylüyor. Bak sen. Oğuz Bey yalnız mı? Oğuz Bey şirkette değil. Çıktı mı? Yok, bugün hiç gelmedi. Gelmedi mi? Ama bana çok önemli bir toplantısı olduğunu söylemişti. Oğuz Bey toplantıyı ileri bir tarihe erteledi. Tabii ya. Evet, bana da söylemişti. Unutmuşum. Ben şu raporu hazırlayayım. Oğuz'u arar mısın bir? Tabii. Ya da dur, ben arayayım. Vazgeçtim. Alo. Alo Oğuz. Ay, nihayet ya. Kaç kere aradım, ulaşamadım sana. Konağa gittim, orada da yoktun. Toplantıyı da iptal etmişsin. Çok merak ettim aşkım. Bir sorun yok değil mi? Yok, bir sorun yok. Neredesin şimdi? Konaktayım. İyi, ben de geleyim o zaman. Belki akşam için bir plan yaparız.
Yarın görüşsek biraz dinlenmek istiyorum da. Ha, öyle mi? Dinlen tabii aşkım. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Dinlen tabii Oğuzcuğum. Hatta birlikte dinlenelim. Ev sahibi yüzünden bir sorun yaşandı. Ali'yi merak etme, benim yanımda. Ali! Kolay gelsin Salim Bey. Hoş geldiniz Jülide Hanım. Mahalleden geçiyorduk. Selam vermeden gitmeyelim dedik. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Buyurun, geçin oturun. Biz hiç oturmasak. Olur mu öyle şey Jülide Hanım? Çay ocakta. Birer bardak içmeden bırakmam. İyi madem. Fikret'e okul için kırtasiye malzemesi, çanta falan almıştım. Hazır çıkmışken bunları da getireyim dedim. Sağ olun. Bir yetimin yüzünü güldüreceksiniz. Eksik olmayın. Sen nasılsın yavrum? İyi Selim amca. Okullar açıldı. Ben de başladım işte. Allah muvaffak etsin. Teşekkür ederim. Ben size birer çay doldurayım. Siz hiç zahmet etmeyin. Asya halleder. Benimki açık olsun kızım. Merhaba. Hoş geldiniz Hediye Hanım. Hoş bulduk Salim Bey. Manavın önünden geçerken dayanamadım. O kadar tazeler ki. Bunları da sizin için aldım Salim Bey. Niye zahmet ettiniz Hediye Hanım? Estağfurullah, ne zahmeti? Oğlum. Oğlum neredesin Ali? Neredesin oğlum? Oğlum neredesin Ali? Ali. Ali. Yavrum, iyi misin oğlum? İyisin değil mi anneciğim? Hadi gidiyoruz. Abla sen burada. Bana bak. O patronuna söyle. Bir daha oğluma yaklaşırsa gebertirim onu. Tamam abla, sen merak etme. Ben ne gerekiyorsa söyleyeceğim. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Abi vallahi dediğim gibi ben gelirken onlar da çıkıyordu işte. Bütün tezgah yattı iyi mi? Abi bir de şey var. Ne var lan? Ne geveleyip duruyorsun oğlum söyle. Abi de dedi ki o patronunla söyle. Bir daha oğlumu rahatsız ederse onu gebertirim. Benden de uzak dursun dedi. Durmuyorum ulan. Durmuyorum ulan. Var mı durmuyorum anladın mı lan? Ben sana ne dedim? Ne olursa olsun o kılıç denen adama yaklaşmayacaksın demedim mi? Ama anne o dedi ki. Dinlemeyeceksin. O ne derse desin dinlemeyeceksin. Kapıya geldiğinde açmayacaksın. Ondan bir şey almayacaksın. Anladın mı beni? Anne ben çok korktum. Korkarsın tabii.
anneni dinlemezdi. O adama yaklaşırsan korkarsın. Ben seni korkmak için. Oy benim evimin minik erkeği annesini koruyacakmış öyle mi? Beni korumana gerek yok oğlum. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Sen yeter ki o adamdan uzak dur, anladın mı beni? Tamam ama... Aması maması yok. Bir daha o adamın lafını duymak istemiyorum. Ne ilaçlarını doğru düzgün kullanırsın, ne de adam gibi kontrole gelirsin. Bak ama bir şey olmadı. Hala hayattayım. Kimin sayesinde acaba? Tam zamanında ve doğru müdahale. Hayatını bu genç hanıma borçlusun. Ama hala teşekkür ettiğini duymadım. Söyledim üstümde sen gör diye. Tamam sakin ol. Tamam. Ben kimseye hakaret etmedim. Asıl o bana... Yok. Yok ben daha fazla dayanamayacağım kızım. Susturun şu kadına. Şantajcı mı? Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Beni işimden ettiğiniz yetmiyormuş gibi şimdi bir de şantajcılıkla mı suçluyorsunuz? Şimdi net bir cevap ver. Rakam yeterli mi? Anlaştık mı? Hayır. Anlaşmadık. Anlaşmayacağız da. Ben sizden para falan istemedim. Yalan söylemem için teklifle siz geldiniz bana. Buna rağmen aşağılayan da sizsiniz. Her nedense bu odadaki tek dürüst... Tek onurlu insan da siz oluyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu bana? Neden? Bütün bunlar sırf benden daha güçlü, daha zengin olduğunuz için mi? Ben ne almışım? Gerçekten inanılmaz. Kararlıyım, geri adım atmayacağım diyorsun yani. Ben gerçekten anlamıyorum sizi. Senin gibilerle. Senin gibi fırsatçılarla ilk kez karşılaşmıyorum ben. Ama bravo. Kendi gözlerimle görmemiş olsam... ...ortaya çıkardığın performanstan oldukça etkilenebilirdim. Hala ne duruyorsun burada? Derhal terk et burayı. Derhal! Ben bu söyledikleriniz hakicik hiçbir şey yapmadım. Bir gün bu söyledikleriniz için çok pişman olacaksınız. Elinize sağlık. Bir selam verelim dedik, sizi ciddi ciddi işinizden ettik. Estağfurullah. Şeref verdiniz. Aman efendim, kimleri görüyorum. Bu ne güzel sürpriz. Böyle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Şükran Hanım?
Şükür Allah'a. Biz de Canan'la pazara gidiyorduk. Arabanın burada olduğunu görünce burada olduğumuzu anladık. İyi misin evladım? Bir yerine bir şey olmadı değil mi çocuğum? Yok. İyiyim. Ay bu şaşkınımın babası da böyle sakardı. Hüsniyeciğim bunların kırdıklarını, döktüklerini toplayacağım diye vallahi helak olurdu. Çıtır çıtır ekmekle peynir güzel değil mi? Ben çok gazeteyi seviyorum. Böyle ekmeğin altında koruyorsun ya. Tamam. O zaman en kısa zamanda anne sana köfte ekmek yapacak. Yok, şöyle söyleyeyim. Sen hiç köfte yemiyorsun ki. Ters ben yiyorum. Ama ben de sevdiklerimi yiyorum. Senin çok anne tarhana çorbasını seviyorsun anne. Evet, en çok tarhana çorbasını seviyorum. Bir şey mi oldu anne? Yok, yok bir şey. Cüzdanımı düşünüyorum da, sen bir yerlerde gördün mü? Belki masanın üzerindedir. Sanmıyorum ama. Masanın ayağı. Sen mi tamir ettin? Niye üzüldün anne? Yok, yok bebeğim. Neden üzüleyim ki? Aksine çok sevindim. Allah'ın ne kadar sevgili kuluyum ki senin gibi merhametli, yetenekli bir evladım var benim. Nefes'e rızı olmuyorum anne. Ay, kıyamam ben sana. Konağa gittiğimde çantamın içindeydi. Kesin orada düşürdüm. Of! Nasıl gideceğim kovulduğum yere? E hadi bakalım. Dökül fıstık. Efendim? Diyorum ki, bu güzel suratının askıda olmasının tek nedeni senin dediğin gibi yorgunluk olamaz. Ya Canan abla, çok bunalıyorum. Ya evet, hava çok sıcak. Ben de bunaldım ya. Ya Ejder abi, o anlamda değil. Ejder. Efendim? Kısa bir süre araya girmesen mi? Biz de aradaki parazitleri bir temizlesek. Ha? Asya konuşsun. Tabii, tamam. Olur. Tabii, tabii. Tamam, tamam. Ejder. Bitti. Mola. Stop. Reklam arası. Yani sus. Ya biliyorsun işte Canan abla, anneannemi. Koca bir hapishanede başımda sayısız gardiyanla nefes almaya çalışıyorum. Bu. Yani kurallar ve yasaklar diyorsun. Aynen öyle. Ya bazen öyle oluyor ki acaba diyorum. Yani acaba diyorsun. Ya ben görünmez mi oldum? Evet de sen nereden biliyorsun? Yani belki inanmayacaksın ama ya bir zamanlar ben de aynen böyle hissediyordum. Gerçekten mi? Bir düşünelim bakalım ne zamandı? Ne zamandı? Galiba milattan sonra 500'ler falan. Ya Canan abla çok komiksin. Eskiden sadece komiktim. Şimdi hem komik hem de yaşlıyım. Yaşlı mı? Yok canım. Neler? Gördüğün gibi konu benim yaşım olunca kelimeler bile kifayetsiz kalıyor.
Ya Canan abla. Alim ben çıkıyorum. Ocakla kibritle oynamak yok, tamam mı? Hı, tamam. Eğer biri gelirse kapıyı açmıyorsun. Korkarsan ne yapacağını biliyorsun değil mi? İçerideki dava sakın. Aferin benim yakışıklı oğluma. Oh, mis. İşin neydi umarım? Geçen sefer dedektif tam bir fiyaskoydu. Referansları sağlam yani. Evet. Tüm bilgileri dosyalattım, vereceğim kendisine. Tamam. İçimden bir sekund emir bulacağını söylüyor. Bence de. Ölen Görgü Tanrı'nın yakınlarının anlattıkları çok önemli. Tamam. Ben cüzdanımı unutmuştum da almaya geldim. Azize. Kızım. Seni de yalnız bıraktım. Ne yaptın? Zorlanmadın inşallah. Ben her şey için teşekkür ederim size. Ne yapıyor bu? Hastalıktan bahsetmemiştir inşallah. Aslında benim size söylemem gereken şey... Teyzeciğim, geldiniz demek. Geldik oğlum. Azize kızımla tanıştınız sanırım. Yeni yardımcımız. Sen iyi misin oğlum? Yüzün bembeyaz. Hasta falan değilsin değil mi? Ben müsaadenizi istesem. Tabii kızım, müsaade senin. Yarın görüşürüz. Güle güle. Yarın aynı saatte işin başında ol.